Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden herkese mutlu günler. Ben Muhammed Kalem. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer düzenlediği basın toplantısında göreve geldiği günden bu yana geçen 6 ayda hayata geçirdiği hizmetleri, tasarruf tedbirlerini ve büyükşehirin gelir gider tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer düzenlediği basın toplantısında göreve gelir gelmez aldığı tasarruf tedbirlerini, kadına, çocuğa, gence ve yaş almışlara yönelik hayata geçirdiği sosyal hizmetleri, kente farklılık yaratan farklı alanlardaki projelere kadar birçok başlık altında 6 ayın değerlendirmesini yaptı. Kamu kurumlarını denetleyen tek yapının yargı olmadığını, asıl önemli olan denetim mekanizmasının halk olduğunu ifade eden Başkan Seçer, kul hakkı yemeyeceğiz vurgusu yaptı. Bizi denetleyen tek mekanizma yargı mekanizması değil. Asıl önemli olan, asıl kutsal olan, asıl değerli olan, asıl olması gereken halkın bizi denetleyebilmesi. Halkın bizi denetlemesi bizi doğruya götürür. Kendimize çeki düzen vermemizi sağlar. 31 Mart seçimleri öncesi yapılan doğrudan teminli alımların şaibeli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, nedir bu alımlar diye sordu. Mart ayının önemini biliyorsunuz. Mart ayında alınan işçiler, Mart ayında yapılan doğrudan teminler, Mart ayında yapılan ihaleler hepsi şaibelidir. Tartışmasız. Seçim gelmiş, eski belediye başkanı adayı değil, kimin geleceği belli değil. Nedir bu alımlar? Nedir bu alımlar? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 19 milyon 709 bin lira. Bölüm. Biri 3 aylık, biri 6 aylık. 3 aylık ile 6 aylık arasında %50 bir azalma söz konusu. Biz nelerin olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de belediyelerin hastalığı, bu kangren olmuş. Bu yatağa düşmüş bu hasta, bunu kurtarmak lazım. Yani bir müddet daha böyle giderse velatlarli namine olacak memleket. Yani kurtaramayacaksınız. Harcamaların %50 oranında azaltıldığını söyleyen Başkan Seçer, tasarruf tedbirlerinin devam edeceğini belirtti. Kiralık araç sayımız azalınca, denetim artınca böyle bir tablo çıkıyor ama bu yeterli değil. Daha deliklere tıkayamadık, tam tıkayamadık. Daha devam edecek. Bu tasarruf tedbirleri devam edecek. Belediyeyi meski de bunun içinde artık teknolojiyle yönetmek zorundayız. Birçok konuyu dijital ortama dökeceğiz. Elektronik araç takip sistemlerinden kent bilgi sistemine kadar birçok konuda yenilik yapıp biz masraflarımızı düşürmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yine aynı toplantıda MESKİ'nin mali tablosundan personel durumuna, yapılacak yatırımlardan edinilen tasarrufa kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Başkan Seçer gerçekleştirdiği 6 aylık değerlendirme toplantısında MESKİ'nin mali gelir gider tablosunu paylaştı. MESKİ'de birçok giderde tasarruf tedbirleri aldıklarını vurgulayan Seçer, önemli noktalara değindi. Göreve geldikleri ilk 6 ay içerisinde suda indirim yapılmasına rağmen gelir elde edildiğini belirten Seçer, borç durumuna da değindi. Suda indirim yaptığımız halde, biliyorsunuz meskenlerde %10, iş yerlerinde %5 indirim yaptığımız halde %14.7 artış olmuş. 265.3 milyondan 304 milyon 500 bin liraya çıkmış. Yani 39.2 milyonluk bir artış söz konusu. Gelecek 4,5 yıl içerisinde MESKİ'de çeşitli yatırımlar öngördüklerini ifade eden Seçer, özellikle su sayaçları noktasında planlarını anlatarak şunları söyledi. Gelecek 4,5 yıl, 5 yılın 6 ayını geçirdik. 2,5 milyar lira bir yatırım öngörüyoruz. Orada dağılımını görüyoruz. İçme suyundan makine araç teknolojik yeniliklere kadar 5 yıl içerisinde ilk 5 yılında şehrin %75'in %70'inin dijital saate dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu önemli. Kaçak oranını azaltmak için hassas okuma, okuma giderlerini düşürülmesi anlamında son derece önem taşıyor.
Başkan Seçer, bir yılın 4 ve 9. ayları arasında kullanılan izne kıyasla daha fazla izin kullandırdıklarını belirterek 6 ay içerisinde önemli oranda tasarruf sağlandığını anlattı. Kiralık araçlarda 236 adetten 179'a, bunu daha önce yönetime gelir gelmez düşürmüştük. Buradan da 3 milyon 110 bin lira gibi olan bir giderin 2 milyon 548 bin lira gibi bir seviyeye düşürmüşüz ve 562 bin liralık bir tasarruf sağlamış burada. Yine 533 adet kendi aracımız ve makine parkımızdan 99 araç ekonomik ömrünü doldurmuş olup hizmetten çekilmiş. Yakıt tüketimimiz 140 ton düşürülmüş. Bu da bize 1 milyon lira meskize bir akaryakıt tasarrufu sağlamış. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, duyarlı basın mensuplarının kendisine şikayetleri değil, sorunları iletmesi konusunda da ricada bulundu. Kırsalda yapılan asfalt çalışmalarında yaşanan yetki karmaşası konusuna açıklık getiren ve çalışmaların 12 ay boyunca aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında olmayan yol ağlarının da hizmetlerinin aksamaması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandığını ifade etti. Bazen öyle sıkıntılı anlar yaşıyoruz ki bizim sorumluluk alanımızda değil ama medet bizden mi? Ne yok diyemiyorsunuz. Yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İlçelerle aramızda bir protokolle yapıyoruz. Bazen onlara yardım ediyoruz, asfalt gönderiyoruz ama her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim 12 ay devam edecek yol yapım hizmetleri. Yapılacak metro ile ilgili kafa karışıklığı yaratan teknik detayları da basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Seçer, metro çalışmalarının zannedildiği gibi çevreye bir zarar vermeyeceğini, tamamının yer altından tek tüp sistemiyle yapılacağını söyledi. Bu 18.7 kilometrelik bir güzergah. Bunun 5.9 kilometresi TBM, deliciyle yer altından serbest bölge Tulumba durağına kadar. Yer altından o yer altı yer üstü kastı. Ondan sonra aç kapa yöntemi yer üstünden değil inşaat sistemi olarak yeni bir sistem onu da sordum. Bizi batırmasın siyasi olarak. Yani sandığa gömer bu proje dedik. Dediler ki hayır bu yeni bir sistem. Önce üst zemin yapılıyor. Herhangi bir zarar ziyan yok. Altta çalışmaya devam ediyor. Yani aç kapa sistemi eski sistem olmadığını, demode olmadığını dolayısıyla çevreye bir zarar vermeyeceği söylendi. Sizin dediğiniz gibi bu sistem 5.9 kilometresi ya da 6 kilometresi yer altından, geri kalan 12.7 kilometresi yer üstünden giden bir sistem. Hepsi yer altında. Son olarak Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosu ve Büyükşehir Belediyesi yapılanması ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, en iyi kadrolarla çalıştığını ve kadrosundan memnun olduğunun altını çizerek, performansından memnun olmadığı çalışma arkadaşının olması durumundaysa nöbet değişimi yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Başkan Seçer, kenti hep birlikte yönetip, birlikte karar aldığı meclis üyeleriyle bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Stratejik Plan Tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer salonumuza teşrif etmişler. Hoş geldiniz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis üyeleriyle bir araya gelerek Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Stratejik Plan Tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Seçer, sağlıktan tarıma, fen işlerinden yol çalışmalarına, dezavantajlı gruplardan spor, kültür ve sanata kadar pek çok alanı kapsayacak hizmetlerin yer aldığı yol haritasını anlattı. Stratejik plan hazırlığımıza başladık ve her alanda sağlık, tarım, fen işleri, yol işleri, kadın, dezavantajlı gruplar, spor, sanat, kültür birçok alanda çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylara her alanın, her konunun aktörlerini, sivil toplum örgütlerini, otoritelerini davet ederek onların görüşleri doğrultusunda o toplantılardan çıkan raporlar doğrultusunda stratejik planımızı hazırladık.
farklı görüşlerden çıkan sonuçların kendi yollarını aydınlattığını dile getiren Seçer, sonuç almak, kente değer katmak istiyoruz dedi. Bir el ses çıkarmaz ama iki el ses çıkarır. Sadece bir beynin bir konu üzerinde düşünmesi belli bir çerçevede sonucu ortaya çıkarır ama birden çok beynin aynı alanda çalışması, düşünceler üretmesi, fikirler üretmesi spektrumu çok genişletir. Çok farklı görüşler ortaya çıkar. İşte bu farklı görüşlerin, o çatışmaların çıkaracağı kıvılcımlar bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bize doğru yolu gösteriyor. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden söz ederek, büyük yatırımları hayata geçirebilmeleri için mutlaka kaynak yaratma zorunlulukları bulunduğunun da altını çizdi. Geçen yılın bütçesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 255 milyon lira. Bizim bu yıl yaptığımız bütçe 2 milyar 254 milyon lira. 1 milyon lira daha da düşük. Daha gerçekçi bir bütçe. Biz bunu 2,5 da yapabilirdik. 3 de yapabilirdik. Kimsenin için yapıyorsun demez. Ama performansın düşük çıkar. Gerçekleştiremez. Bütçe gerçekleştirme oranı arzu edilen noktalara erişemez. Bizim büyük yatırımların altına imza atabilmemiz için mutlaka kaynak yaratmamız gerekiyor. Başkan Seçer'in konuşmasının ardındansa Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sibel Toprak Yalçın taslak sunumu meclis üyelerine anlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa yapılan hayvan festivali Patifest, 2 gün boyunca Mersin'de hayvanseverleri bir araya getirdi. Koş, gel. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5-6 Ekim'de düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali sona erdi. Mersin'de yapılan ilk hayvan festivali olma özelliğine sahip Patifest, 2 gün boyunca hayvanseverleri bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu. Benim %17'si kedisi ve köpeğini. Vatandaşlara dolu dolu 2 gün yaşatan festival, 13 etkinlik, 15 performans gösterisi, 7 söyleşi, 2 konserin yanı sıra 3 caymaz yarışması, sahibine en çok benzeyen pet yarışması ve pop-up yarışmalarından oluşan toplam 42 aktiviteyle Mersinlilerin beğenisini kazandı. Ayrıca festival alanında açılan 21 standta yapılan farkındalık çalışmalarıyla birlikte sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı. Festivalde hayvanseverlere seslenen Başkan Seçer, belediye olarak bu etkinlikleri arttırmak istiyoruz dedi. Patifest bir farkındalık yaratma için yaptığımız bir etkinlik. Dün hayvan hakları, hayvanları koruma, hayvanlara daha sevgili olma, daha şefkatle yaklaşma bilincinin değerlendirildiği bir gündü. Bu bir farkındalık, bu bir anlayış, bu bir kültür. Hayvanlara hunharca davranıyoruz. İnsanlar zaman zaman gördüğümüz sahne karşısında bizleri dehşete düşürecek uygulamalar yapıyor. Haberlerde okuyoruz hayvanlara karşı yapılan zulmü. Bunlar bizi üzüyor. Belediye olarak bu etkinlikleri arttırmak istiyoruz. Kentin tüm paydaşlarının fikrini alarak katılımcı demokrasinin gereğini yerine getireceklerini belirten Başkan Seçer, konuşmasına şöyle devam etti. 31 Mart'ta olduğu gibi desteğine ihtiyacım var, bu destek sürmeni. O zaman oyunuzla bana destek oldunuz, beni bu göreve layık gördünüz. Bundan sonraki süreçte de fikirlerinizle, katkılarınızla, olumlu yaklaşımlarınızla, eleştiri yapın, yapmayın demiyorum. Ama olumlu yaklaşımlarınızla sadece bu konuda değil, toplumu hepimizi ilgilendiren her konuda işbirliği yapma zorunluluğumuz var. İşte demokrasi dediğimiz de bu, katılımcı demokrasi de dediğimiz bu,
Medeniyet dediğimiz bu, modernlik dediğimiz bu, çağdaşlık dediğimiz bu. Bunu da yerine getirmek zorundayız. Festivale katılan vatandaşlarsa düşüncelerini paylaşarak mutluluklarını ifade etti. Bence ilk başlangıç için çok güzel. Bayağı ırk türleri falan var. Yani farklı türler var, ırklar var. Ben güzel buluyorum. Hani katılım da çok güzel. İleriki safhalarda da olmasını temenni ediyorum. Daha iyi olacağını da biliyorum bence. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok konuşması olsun, ilgisi olsun. Her konuda destekliyoruz ve yoluna devam etsin diyoruz. Başkan Seçer, Toroslar ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye bürokratları ve daire başkanları ile birlikte Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ne giderek incelemeler yaptı. Topladığımız taşları burada çocuklarımız boyuyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Doktor Hülya Atila'dan bilgiler alan Başkan Seçer, binada bulunan atölyeleri ve salonları tek tek inceledi. Başkan Seçer yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunarak binanın daha işlevsel kullanılacağını vurguladı. Buralarda neler yapabiliriz? Bir hayli masraf edilmiş bir bina ama atıl durumda. Öyle çok etkin, vatandaşlarımıza, engellilerimize hizmet veren bir yer değil. Bunu daha işlevsel hale nasıl getirebiliriz? Onu değerlendirmesini yaptık. Daha çok engelli yurttaşlarımız olduğu kadar diğer dezavantajlı gruplara, çocuklara, kadınlara, yoksullara, o kitlelere de hitap edecek farklı faaliyetler yapmak istiyoruz burada. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bazı çalışmalar neticelenecek ve yeni bir şekil veriyoruz buraya. Ziyaret sonunda Başkan Seçer'e zihinsel engelli bireyler tarafından yapılmış olan seramik Atatürk plaketi hediye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen kadınlara özel fotoğraf kursunda eğitimler devam ediyor. Görüntü objektiften geçiyor, kırmızı olan. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen kadınlara özel fotoğraf kursunda eğitimler devam ediyor. Fotoğrafla ilgili teorik bilgiler ve fotoğraf makinesi kullanımına dair bilgilerin verildiği kursla kadınların kendilerini ve çevrelerinde gözlemlediklerini fotoğraf sanatıyla yansıtmaları amaçlanıyor. Buraya baktığınızda size bir yol haritası çiziyor işte. Kursun sonunda ise kadınların çektikleri fotoğrafların sergilenmesi planlanıyor. Kadınlara özel fotoğraf kursunun eğitmenlerinden Rıfat Gürbüz, kursa katılımın yoğun olduğunu ve taleplerin giderek arttığını ifade etti. 6 haftalık bir kurs programımız var. Bunun 4 haftası teori, 2 haftası pratik şeklinde. Kullandığı makineler ya da almak istediği makineler ya da telefonları dahi, yani telefonlarıyla bile çekebileceği konularda eğitimler verip insanların hayata daha istediği ve sonuç odaklı çalışacak çalışmalarının önünü açıyoruz. Yani kurs sayesinde her zaman gördüğü konuları daha iyi, daha net, daha anlamlı karelerine yansıtmalarını bekliyoruz kadınlarımızdan. Bursiyerler ise düşüncelerini paylaşarak yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti. Bakıyorduk, sadece baktığımı düşünüyorum, göremiyorduk. Şimdi sanırım kursun sonunda görmeye başlayacağız diye inanıyorum. Hani görerek bir çekeceğim diye. Fotoğraf çektiğin zaman insan o anda çekerken sadece kendin oluyorsun. Bunu ancak mesela bir gün siz de fotoğraf çekin anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. Bütün dünyadan uzaklaşıyorsun, telefonundan uzaklaşıyorsun, sosyal medyadan uzaklaşıyorsun, sıkıntılarından uzaklaşıyorsun, hayatın problemlerinden uzaklaşıyorsun. Kendine ait özel bir zamanın oluyor. Stres atmak için ideal bir şey. Bu verilmiş büyük bir fırsat diye düşünüyorum. Öğrendiklerimizi sunabildiğimiz, ortaya koyabildiğimiz, ispatlayabildiğimiz bir platform olacak demek ki. Güzel bir şey olacak. Bu haftalık da bizden bu kadar. Yeni haftada görüşünceye dek. Hoşça kalın.